Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tiramisu yapacağız. Tiramisu benim en sevdiğim tatlılardan bir tanesi. Zaten kahveyi çok severim, kakaoyu çok severim. İçinde kullanacağımız peynirin tadı bence çok güzel. Muhteşem bir tatlı oluyor. Benim de aslında çocukluğumun lezzetlerinden. Çünkü benim annem çok güzel tiramisu yapar. Ama ben çocukken ablamla bana sadece bir dilim yememize izin verirdi. İçinde kahve olduğundan dolayı bütün gece uyumayacağız diye korkardı. Ben de herkes uyuduktan sonra çaktırmadan mutfağa gidip kaşık kaşık yerdim onu. Ama tabii genelde yarısını, bazı gecelerde hepsini yediğim için ertesi gün herkes fark ederdi. Şimdi de evimde yapmayı çok seviyorum ama misafir gelirken yapıyorum. Hepsini tek başıma yemeyeyim diye. Çünkü söz konusu tiramisu olunca gerçekten öyle bir potansiyelim var. Yapması oldukça kolay. İçindeki malzemeler çok az. Çok güzel oluyor bana sorarsanız. Hemen ilk önce malzemelerle başlayalım. İlk önce bir Nescafe karışımım var. Normal Nescafe yapar gibi 2 su bardağı sıcak suya 2 çorba kaşığı Nescafe ekledim ben. Bunu bir kaynattım, daha sonra da soğumaya bıraktım. Siz Nescafe'nizi nasıl seviyorsanız bunu öyle yapabilirsiniz. Ben şekersiz içtiğim için şeker koymadım. Ama siz normalde Nescafe'nizi şekerli içiyorsanız şeker de ekleyebilirsiniz. 3 tane yumurtam var. Onların sarılarını ve beyazlarını ayırdım. Yarım büyük çay bardağı şekerim var. Yaklaşık 70 gram ediyor. Bir paket kakaom var. Bunu en son süslemek için kullanacağım. Bir paket kedi dilim var. Bir paketten 22 tane çıkıyor. Kullanacağınız kaba göre bir iki tanesi artabilir. Ve 250 gram da mascarpone peynirim var. O da 10 yemek kaşığı ediyor. Mascarpone peynirini ve kedi dilini Migros'larda bulabilirsiniz. Carrefour'larda da ben rastladım. Ama hiçbir yerde bulamıyorsanız makrolarda kesin bulabilirsiniz. Mascarpone peynirinin yerine labne de kullanabilirsiniz. Ama bence bulun ve mascarpone kullanın. Çünkü tarifin orijinali böyle. Çok da güzel oluyor. Şimdi ilk iş olarak yumurta beyazlarını çırparak başlıyoruz. Şöyle 3 tane yumurta beyazımı bir kaba aldım. Çok az tuz koyacağım. Şöyle parmağımın ucuyla. Ve de şekerimin yaklaşık 1 yemek kaşığı kadarını bu karışımın içine koyacağım. Geri kalanını daha sonra kullanacağım. Bunu iyice kar gibi olana kadar çırpacağız şimdi. Yumurta beyazlarım iyice katı bir kıvama geldiler. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu kıvamı arıyoruz tiramisu yaparken. Şimdi durabiliriz. Ben de o sırada yumurta sarılarını peynirle birlikte çırpacağım. Şöyle yine aynı mikserimle devam ediyorum. Bunu bir kenara aldım. Şöyle 3 tane yumurta sarısını ekliyorum. Artık şekerin geri kalanını da ekleyebilirim. Ve de 10 yemek kaşığı mascarpone peynirimi ekliyorum. Eğer evinizde mikser yoksa bu aşamayı normal bildiğimiz çırpma teliyle de yapabilirsiniz. Ya da kol kası çalışmak istiyorsanız yine çırpma teli kullanabilirsiniz. Şimdi bunların hepsini de güzelce bir karıştıracağım. Yumurta sarıları, şeker ve peynirim de güzelce karıştı. Artık mikserimizle de işimiz bitti. Şöyle çıkaralım onu. Ve şimdi yumurta beyazlarını yumurta sarılarına ekliyoruz. Ama onu şöyle bir spatula yardımıyla karıştırarak ekleyeceğiz. Çünkü yumurta beyazının bu formunu bozmak istemiyoruz. Ondan dolayı mikserle çırpmaya devam etmiyorum. Yavaşça karıştırarak ikisinin iyice karıştığına emin olmamız gerekiyor. Şöyle karıştırırken de dışarıdan içeriye doğru karıştırırsanız çok daha başarılı ve güzel bir krem elde edersiniz. Yumurta beyazları, şeker, peynir, yumurta sarıları her şey iyice karıştı. Şöyle gördüğünüz gibi her şey aynı renge geldi ve güzel bir krema görüntüsü aldı. Artık kremamız hazır demektir. Bir kenara alabiliriz. Şimdi kedi dillerimizi önümüze aldık. Hazırladığımız Nescafe'yi de önümüze aldık. Şöyle ben bu kapta yapacağım tiramisu'mu. İlk önce kedi dilini şöyle Nescafe karışımıyla ıslatıp sonra Pyrex'imin içine alıyorum. İsterseniz Nescafe karışımına likör de ekleyebilirsiniz. Kahve likörü ya da badem likörü de ekleyebilirsiniz. Genelde tiramisülerde o da eklenir. Çok fazla kahvenin içinde tutmayın. Çok ıslatmasını ve çok dağılmasını istemiyoruz. Şöyle bir kere sokup çıkarmak yeterli. Şimdi ben bütün bu Pyrex'in altını bir kat kedi diliyle kaplayacağım. Şimdi ben kedi dillerimi koydum. Şöyle küçük bir boşluk kaldı. Onu doldurmak için de bir tane kedi dilini kırıyorum.
ve onu da şöyle dolduruyorum. Siz de aynı işlemi yapabilirsiniz. Şimdi kedi dillerinin üzerine bir kat hazırladığımız kremadan koyuyoruz. Ve tamam. Şimdi ben kedi dillerini koymaya devam ediyorum. Benim Pyrex'in bütün kedi dillerimi aldım. Şimdi üzerine şöyle sona kalan kremamla da üzerine, bütün kedi dillerinin üzerine kapatıyorum. Bütün tiramisu'nun, bütün kedi dillerinin üzerini şöyle gördüğünüz gibi krema ile kapattım. Şimdi en son üzerini süslemek için bir paket kakao kullanıyorum. Ben kakaoyu koyarken bir elek yardımıyla koymayı tercih ediyorum. Çünkü çok daha eşit bir şekilde dağılıyor tiramisu'nun üzerine. Diğer türlü hepsi bir yerde toplanıyor. Şöyle bir fırın tepsisinin üzerinde yapıyorum ki etraf da kirlenmesin. Size de tavsiye ederim. Evet, bütün tiramisu'nun üstü kakao ile kaplandı. Ben bir paketin hepsini kullanmama gerek kalmadı bile. Yarısından biraz daha fazla kullandım. Onu şöyle koyayım. Daha sonra başka bir yerde kullanırım. Şimdi aslında tiramisu servisi hazır ama 20 dakika buzdolabına koyarsanız, biraz dinlendirirseniz çok daha güzel olacak. Ben de şimdi ilk önce tatmadan önce buzdolabına koyacağım. Ben buzdolabında tiramisu'mu bir 20 dakika beklettim. Biraz buzdolabında bekletince gerçekten tiramisu kendine geliyor. Kesinlikle bu adımı yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi kendime biraz büyük bir parça, büyük bir dilim kestim. Onu da izninizle tatmak istiyorum. Aslında heyecanla da ben de bu anı bekliyorum. Çok güzel. Kedi dilleri yumuşacık. Nescafe'nin tadı, ben zaten Nescafe, kakao, içindeki krema, hepsinin lezzetini birbirine çok yakıştırıyorum. Benim için gerçekten mükemmel. Siz istiyorsanız Nescafe'ni espresso ile de yapabilirsiniz. Hatta Türk kahvesiyle bile yapabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Umarım bu tarifimi denersiniz. Eğer denerseniz resimlerini benimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bol bol görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.